Depresyonun çok çeşitli türleri vardır. Bunlardan bir tanesi de doğum sonrası depresyon denilen postpartum depresyondur. Belki postpartuma gelmeden önce anneler doğum yaptıktan sonra nasıl duygusal değişiklikler yaşıyorlar, bir parça bundan bahsetmekte fayda olabilir. Bir lohusalık dönemi vardır mesela, 6 hafta kadar sürer ve de hormonların çok ciddi şekilde değiştiği, rahmin eski haline döndüğü anne için çok kritik ve önemli bir süreçtir lohusalık süreci. Bu dönemde Amerikalıların baby blues dediği, annelik hüznü olarak çevrilen, tam kelime kelime bir çevire değil bu ama anlamı veriyor. Bazı duygusal inişler çıkışlar yaşayabilir anneler. Bunu postpartum depresyonla karıştırmamak lazım. Baby blues 4 ile 6 gün arasında sürebilir. Çok duygusal anlar yaşayabilir anneler. Örneğin bir bebek maması reklamında ağlayabilirler. Hatta sonrasında kendilerine gülebilirler. Ne oluyor şimdi bana gibi. Yani durumun içerisinden çıkıp bunun ne kadar daha önceden yaşamadıkları ve komik bir hale geldiğini görüp düşünebilirler. Böyle gelgitler yaşayabilirler. Bu çok normaldir. Zaten birkaç gün sürer ve geçer. Eğer geçmiyorsa ve biraz daha başka işte uyku bozuklukları olsun, yeme bozuklukları olsun, duygu durumda değişiklikleri olsun, değersizlik hissi, bebekle ilişkide bazı sıkıntılara doğru giden bir hal alıyorsa yaklaşık bir iki hafta sonra başlayabilen postpartum sürecine girilmiş olabilir. Baby blues dediğimiz kısım birçok annenin yaşadığı problem olabiliyor. Yani bu 100 anneden 75'inde görülebilen bir durumken postpartum depresyon daha doğum yapmış işte 100 anneden 10'uyla 15'i arasında bir aralıkta görülebiliyor. Ve de bir destek alınması önemlidir burada. Aileden alınacak destek çok değerli ve önemlidir. Özellikle eşten ve de kadının kendi annesinden destekleyici olmak, onun yaşadığı sürece bir omuz veriyor olmak, işte ev işlerine yardım etmek, bebeğin bakımına yardım etmek, emzirdikten sonra kucağından alıp bir altını değiştirivermek anneye biraz nefes aldırır. Çünkü çok yorucudur aslında annelerin bildiği gibi ilk 3 ay. Bu dönemde bir psikoterapi desteği çok anlamlı olabilir. Çünkü geçmişte acaba bir depresyon veya depresif bir dönem yaşanmış mıydı, bunlar birlikte araştırılabilir. Ve ileriye sirayet etmemesi için bu destek hakikaten yaşam kalitesi için ve ailenin diğer bireyleriyle artı bebekle olan iletişim için her şeyden önce bebeğe verilecek sevgi ve bakım için çok kıymetli olabilir. Dolayısıyla psikoterapi önerilebilir. Bir üçüncü depresyon türü daha var ki doğum sonrasında, bu da psikotik boyuta varmış postpartum depresyon. Bu çok daha az görülür. Yani 1000 anneden bir tanesinde belki görülebilen bir şey istatistiklere baktığımızda. Burada mutlaka bir psikiyatrist desteği almak lazım. Çünkü bunun farkı, diğerinden farkı, postpartumdan farkı, annenin artık gerçeklik algısını yitirmiş olması. Örnek veriyorum, televizyondan mesaj alıyorum, evime az sonra basacaklar, beni alıp götürecekler, bebeğimi kaçıracaklar benden, bir cinayete kurban gidecek galiba falan gibi. Böyle birçok farklı şey görebiliyoruz. Dolayısıyla mutlaka burada bir psikiyatri hekiminden destek alınmalı, ilaçlı tedavisi olmalı. Artı buna bir de psikoterapinin eşlik etmesi gerekir. Tedavisi olan şeylerdir. Dolayısıyla doğru zamanda fark edip hemen harekete geçmek, bebeğe verilen bakım ve o bebeğin duygusal hayatının iyi bir şekilde gelişebilmesi ve yetişkinliğine bazı arazlar kalmaması, sirayet etmemesi için çok önemlidir.